Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kasım ayından bu yana eczaneye giden her vatandaşı, reçetesiyle eczaneye giden her vatandaşın yakından hissettiği, bir tek Sağlık Bakanlığı'nın hissetmediği, kabul etmediği ilaç kıtlığı yaşıyor ülkemiz. Sebebi belli. Bir ilaç fiyat kararnamesi var. Bu kararnamede ilaçlar yılda bir defa fiyatlandırılıyor ve o tarihin euro üzerinden. Ancak geçen sene ilacın fiyatlandırılmasından bu tarihe kadar geçen sürede euro iki katına çıktı. Kurdaki bu artış ve bu sektörün, bu alanın özellikle mamul ilaçlarda tümünün ithal edilmesi ya da yerli ilaçlarda üretimde %70'in ham maddesinin ithal olmasından dolayı ciddi bir sıkıntı yaşanıyor ve bu ilaç fiyat kararnamesi de 12 yıldır hiçbir şekilde bir kalem dahi oynatılmadı. Şimdi burada böyle bir sorun var ve bu sorunu çözmek için de bu işin başında Sağlık Bakanı var. Sağlık Bakanı yapacağı şey şu: bu konuda var olan sektör içerisindeki kanalları bir araya getirip bu sorunu nasıl çözeriz diye bir uğraş vermesi gerekiyor. Nedir burada içerisinde olan? Bir tanesi yerli ilaç sanayi. Yerli ilaç sanayi ham madde almakta sıkıntı çekiyorum diyor. Örneğin buraya bir destek verilebilir. Eczacılar artık eczanemizi işletemiyoruz diyorlar. Burada da ilaç fiyat kararnamesinin içerisine meslek hakkını artırarak bu sorunu çözmek kolay. Bu sorun çözüldüğünde, yani bu bahsettiğim şekilde bir hemfikirlik oluştuğu andan itibaren de kurdaki artış gibi ilaç iki katına çıkmayacak. Ancak Sağlık Bakanı, bunu komisyonda da konuşmuştuk, çözümü şöyle buluyor: tipik bir RTE taktiğiyle, yani sorun bende değil, sorun sizde. Yazı, komisyonda sorduğumuz sorulara yazıyla cevap vermiş. Cevapta şu var: ilaçların serbest eczanelerde yüklü miktarda bulunuyor. Yani vatandaşın bahsettiği, eczaneye gittiğinde yaşadığı sorunları yok sayıyor. Buradaki yok saymaya baktığımızda aslında herhangi bir denetim yapmasına da gerek yok. Çünkü ilaçta karekod sistemi var, ilaç takip sistemi var. Oturduğu bilgisayar üzerinden buna bakabilir. Ancak bunun yerine soğan depolarını nasıl ki bastığı gibi eczaneleri basıyor. Yazdığı cevabı yazıda 261 eczanenin denetlendiğini söylüyor. Ancak 26 bin eczanenin içerisinde 261 eczane binde bir bile değil. Bu, demin de söylediğim gibi, RTE taktiği. Suçu karşıya at ve kamuoyunda da onları suçla, böylelikle sorun kendi üzerinden çıkmış olur. Yani şu anda Türkiye'de yaşayan her vatandaşı mutlaka bir gün ya terörist ya hain ilan edeceği gibi, burada da eczacılar hain ilan edilmiş durumda. Milli birliğimize kasteden ecza depoları, beka sorunu yaratan ilaç sanayi ve hükümeti zor durumda bırakan eczacılar. Bakalım Şubat'a kadar bu görüşmeler yapılacak. Şubat'a kadar umarım bir halk sağlığı sorunu haline gelmez. Sayın Bakan, sağlık emekçileri atama bekliyor. Bu konuda da yığınla sosyal medyada tweet atıyorlar ve ulaşmaya çalışıyor. Bizle de aynı şekilde sordukları şey şu: bu sene sağlıkçı yılı ilan ettiniz. 13 aydır da bir atama yapılmadı. Sürekli 40 bin atama yapılacağını ifade ediyorsunuz. Bu atama kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Bunu sizden ricamız, hani siz Cumhurbaşkanı'na danışmadan, onun izni olmadan hiçbir şey söyleyemiyorsunuz ya. O açıdan bir Sağlık Bakanlığı olarak bir Cumhurbaşkanı'na sorun, bu atamalar ne zaman olacak? Boşuna mı sağlıkçı yılı ilan ettiniz? Türkiye'de sağlıkçı olmak 720 bin işsiz sağlıkçı demektir. Sayın Bakan, Türkiye'de sağlıkçı olmak bitmek bilmeyen nöbetlerde, ağır iş yükünde, mobbingde, şiddete maruz kalmak demektir. Bu ülkede sağlıkçı olmak, sağlıkçıların hakkı ödenmez deyip, özellikle sizin söylediğiniz gibi, sonra da hiçbir hakkını ödememektir. 36 saat sonra tuttuğu nöbet ertesinde trafik kazasında can vermektir Türkiye'de sağlıkçı olmak. Türkiye'de sağlıkçı olmak torba yasasında bile sağlıkçılara ayrım yapmak demektir. Geçen hafta meclisimize gelen yasa teklifinde sadece hekimlere yönelik bir destekleme, bir maaş artışı sunulmuştu. Burada bile ayrımcılık yapıyorsunuz. Kamuda çalışan eczacılar var, diş hekimleri gibi onlar da önemli görevde bulunuyorlar. Yine sağlık emekçileri, sağlık teknisyenleri...
Tamamlayın sözlerinizi. Bunlar bir bütünün parçaları ama siz hem vatandaşları hem sağlık emekçilerine bu anlamda bir güven vermiyorsunuz. Siz Sağlık Bakanı olduğunuz günden bu yana vatandaşlar hastalanmaktan korkuyorlar. Merkezi hekim randevu sistemi ya da Alo 184'te randevu alırken dijital kuyruklar oluşturdunuz. Randevu alıp hastaneye gidenler ise 5 dakikada muayene olup ardından da yeniden sıraya da girenlerin sırasını kapatmamaya çalışıyor. Yine eczacılara, siz eczanelere gittiğinizde ilaç bulamayan vatandaşlara suçluyorken bu anlamda da SGK'nın ödeme listesinde sürekli ilaçları çıkartarak vatandaşın cebinden ödediği payı arttırıyorsunuz. Sonuç itibariyle Sağlık Bakanı bir önerimiz yok ama vatandaşlarımıza tek bir tavsiyem var. Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanı olduğu bu ülkede sakın.